Evet, arkadaşlar merhaba. 2 Mart 2022 Çarşamba sabahı Launceston'dayız. Avustralya programı var arkadaşlar. Sabah. Bir tek sabahta yer vardı zaten. Oraya koydular. TJK. Dedik bu acaba Avrupa tarafından Fransa mı İngiltere mi? İngiltere hiç koymuyor bugünlerde. Sabah programına girdik. Birinci koşu 10:20 geçe başlıyor. Aslında fena değil bu saatler Türkiye için. Çok da böyle geç saatler değil. Evet, 10:20 geçe birinci koşuyla 7'li plase başlıyor. Maiden 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 7'li plase 6'lık ayağından fazla verebilir. 7'li plase ayağı çok zor. 17 sapkın 3 tanesi burada zaten rezerv konumunda ki koşmayacaktır. Bu 14 at içerisinde normal şartlarda 1 numaralı Bellringer Boy, Brandon Lewis'le ekürler yani ve 5 numaralı Grayling, Mehmet Uluçınar'la ilk at grubumuz ve 800 numaralı Miss Delia, Sigrid Karla da ikinci grubumuz. Şimdi bakın küçük iller için yani küçük 7'li plaseler için bu iki tane safkan yeterli. Aksi takdirde burada 12 numara yani çok yazmak isteyenler tavsiyemiz bu. 7 numara Alone in Night. 8 numara arkadaşlar. Burada Miss Delia. Evet, 1 ve 8 burada ön planda arkadaşlar ve 12 7 dedik. Ona göre ve 9. Bir de 9 demiştik. Yanlış olmasın. Bazen gözlükle yapıyorum çünkü 9'u 8 bazen 3'ü 5 görüyorum. Evet, ikinci koşudayız. Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 12 tane safkan var arkadaşlar. Altılgayan yani başlıyor saat 10:50'de. Burayı şöyle söyleyeyim. 3 artı 1 olarak 3 tane safkanı mutlaka yazmak gerekiyor. 9 numara 88 Days, Erica Brian Burke, 1 numaralı Belmista, Chelsea Baker, 3 numaralı Peace Be Upon Him, Sigrid Kaar. Artı burada dileyenler 8 numara Binance, Daniel Gendert'ın da yazabilirler arkadaşlar. Aslında burada sanırım 7 koşmayacak arkadaşlar. 7 de fena değildi ama koşmayacak o. 9, 1, 3 ve 8 diyoruz buraya. Evet, 3. koşuya geçtik şimdi. Maiden 3 yukarı İngilizler 1200 metre. Böyle hızlı bir koşu izleyeceğiz burada. 6 numaralı Dreaming Tornado, Anthony Darman'ın arkadaşlar. 3 numaralı Bondi Chaser, Brandon McCall. Evet, ilk kez koşmuş, 6. olmuş. 10 numaralı Fanciful Flying, Cody Jordan. 1 numaralı Just for Curiosity, Brandon Lewis. Evet, 4 numara Gigi's Below, Eküler yani ve 7 numara Gigi Little Joe. Burada mutlaka yazılması gerekiyor bunların da. Yani 6, 3, 10, 1, 4 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Evet, 4. koşudayız. Maiden 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var burada da. Burada arkadaşlar 4 tane at yeterli şu an için. 3 numaralı Disk ve Boy, Mikael ve LaFrance, bu Bayan Jockey. 9 numara Blow Up, İsmail Toker. İlk kez koşacak ama yazılması lazım. 1 numaralı Gigi's Rebel ve Gigi Snowflake, bu Cirt. Evet, bu Cirtlar arkadaşlar yine hep ekürlerle. Avustralya'nın Godolphin'ci bunlar. Godolphin'cik. 1 ve 10. 7 numaralı Lady of Vienna, Randy Tan'la artık burada şans arayacaklar. Olmadık bir at gelebilir. Mesela burada 11 numaralı Brandon Lewis'in bindiği Strawberry Kiss var. Yer olanlar onu da yazsın arkadaşlar, 11 numarayı. Çok farklı bir at gelecek burada. Herhalde ilk koşan, ilk kez koşacak alan atlardan biri gelebilir. 9'da yazdık, 11'de yazdık biz. Dikkat arkadaşlar. Evet, şimdi 5. koşudayız. Handikap burada 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada günün teki geliyor. 1 numaralı Romary,
Chelsea Baker'la burada Banco arkadaşlar. Grubun üstünde son 4 koşusunu kazanmış. Yine kazanır diye görülüyor. Yani yurt dışı otelinde de uzak ara yapmış yani şu anda. Erken bahis oranlarında. Aksi takdirde burada rakipleri ya da sıralı ikili alırsanız eğer arkasına 6 Powerful Pebbles, 7 Alfred Street, 8 French Harris'i yazabilirsiniz. Pardon 7 yok arkadaşlar. 6, 8, 9. 7 yok. 6, 8, 9 yazabilirsiniz. Evet. Yani ekürleri bahsetmiyoruz böyle burada geklilerden. 6. koşu burada tabela ayağındayız artık. Handikap 3 yukarı İngilizler. 2100 metre çıkacaklar. Uzun metraj izleyeceğiz. Arkadaşlar burada alternatif bankumuz var bir tane. Erika Bainberg'in bindiği 3 numaralı Clifton Dancer. Burada alternatif banko. Dileyenler bunu banko haline dönüştürebilirler istiyorlarsa tabii. 1 numaralı High Maintenance. Cody Jordan'ın rakibi. Aynı zamanda 4 numaralı Jones Lad. Kieran Culty ile. Burada rakibi arkadaşlar. Evet 3 numara alternatif banko 1 ve 4'te rakipleri dedik. Son koşudayız. 7. koşudayız. 13.30'da arttık. Diğer altılı ganyanlar başlıyor. Ona göre yabancı yarışları ilk gün ilk yabancı yarış yerini Avustralya yani kapatmış oluyoruz. 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bütün atların geliri var normalde. Ama biz 4 tane altla yetindik. Hani gönül isterdi ki size bir tek verelim burada. Ama olabilir de, tek olabilir de. Benim burada güvendiğim bir tane safkan var açıkçası. 5 numaralı Fighting Phoenix. Daha evvelden de hatırlıyoruz biz bu Fighting Phoenix'i. İkincilik yaptı. Belki bugün birincilik yapar. Çünkü epeydir birincilik yapmayan yegane safkanlardan bir tanesi bu. Fighting Phoenix. 1 numaralı Encosta Fiorenti arkasından Tyler Johnstone'la. Ve 7 numaralı Homogeni Erika Bainberg ve 6 numaralı Barjel İsmail Tökerle. Evet o da birincilik yapmamış. Tek safkan gözüküyor son 6 koşuda. Bir de 2 numarada var gerçi. 5 çok ön planda. 1, 7 ve 6 diyoruz. Tabii size kalmış bir şey arkadaşlar. Ona göre sizler karar verirsiniz burada. Evet Launceston'la ilgili Avustralya tahminlerimiz burada sona eriyor. Arkadaşlar burada premiumu yapar mıyız yapamaz mıyız sabah çünkü çok erkenden bazen işimiz oluyor o yüzden yapamayabiliriz yani öğleye doğru Türkiye saati öğleye doğru yapıyoruz premium kuponların update'ini biliyorsunuz siz de Happy Valley yayında Gavsim izleyebilirsiniz Antalya ve İstanbul videolarımız da zaten yayında evet herkese bol şans diyoruz. İyi bir çarşamba günü geçirmeyi diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.